Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Hizmet rehberi 43. sayfa. Aziz Sıddık kardeşlerim, eski zamanda bir şeyhin müritleri pek çok olmasından o memleketin hükümeti siyasetçe telaş edip onun cemaatini dağıtmak istemiş. O zat hükümete demiş, benim yalnız 1,5 müridim var. Başka yok. İsterseniz tecrübe edeceğiz. O zat bir yerde çadır kurdu, kendi binler müritlerini oraya toplattı, o da emretti, ben bir imtihan yapacağım. Her kim benim müridim ise ve emri kabul etse cennete gidecek. Çadıra birer birer çağırdı, gizli bir koyun kesti, güya has bir müridini kesti, cennete gönderdi. O kanı gören binler müritler daha hiçbiri şeyhi dinlemedi, inkara başladılar. Yalnız bir adam dedi, başım feda olsun, yanına gitti, sonra bir kadın dahi gitti, başkalar dağıldılar. O zat hükümet adamlarına dedi, İşte benim 1,5 müridim bulunduğunu gördünüz. Cenab-ı Hakk'a yüz binler şükürler olsun ki Risale-i Nur Eskişehir İmtihan ve Mahkemesi'nde şakirtlerinden yalnız 1,5 kaybetti. O eski şeyhin aksine olarak İsparta ve civar kahramanlarının himmetiyle o zayi olan 1,5 adam yerine 10.000 ilave edildi. İlave oldu. İnşallah bu imtihanda dahi hem şark hem garbın kahramanlarının himmetleriyle çokları kaybedilmeyecek. Ve bir giden yerine 10 girecek. Bir zaman Müslüm olmayan bir zat tarikattan hilafet almak için bir çare bulmuş ve irşada başlamış. Terbiyesindeki müritleri terakkiye başlarken birisi keşfen mürşitlerini gayet sukutta görmüş. O zat ise ferasetiyle bildi, o müridine dedi, işte beni anladın. O da dedi, madem senin irşadın ile bu makamı buldum, seni bundan sonra daha ziyade başımda tutacağım diye Cenab-ı Hakk'a yalvarmış, o biçare şeyhini kurtarmış, birdenbire terakki edip bütün müritlerinden geçmiş, yine onlara mürşidi hakiki kalmış. Demek bazen bir mürit şeyhinin şeyhi oluyor. Ve asıl hüner, kardeşini fena gördüğü vakit onu terk etmek değil, belki daha ziyade uhuvvetini kuvvetleştirip ıslahına çalışmak ehli sadakatın şe'nidir. Münafıklar böyle vaziyetlerde kardeşlerin tesanüdünü ve birbirine karşı hüsnü zanlarını bozmak için derler. İşte o kadar ehemmiyet verdiğin zatlar adi, aciz insanlardır. Her neyse, musibette gerçi çok zararımız var. Fakat umum alemi İslam'a alakadar edecek bir keyfiyet, bir vaziyet olmasından pek çok ucuz olarak pek büyük kıymeti var. Buna benzer vuku gelen hadiseler ya siyaseti diniye veya başka sebepler ile umum alemi İslam namına olamadılar. Said Nursi. Evet, orada asıl hüner, oku orayı. Evet. Asıl hüner, kardeşini fena gördüğü vakit onu terk etmek değil. Evet. Belki daha ziyade uhuvvetini kuvvetleştirip ıslahına çalışmak ehli sadakatın şeyinidir. Evet. Yani Cenab-ı Hak bu manayı hakkıyla yaşamabilme noktasında istatlarımızı açsın ve inkişaf ettirsin. Tamam. Yani tabii insan melek değil. İnsana nefis ilişebilir. Hiddet, öfke patlaması. Bazen insan daralır, nefessiz kalır. Hadisatın tasit ve tahakkümü içerisinde bazen insanlar itidalden sapabilirler. Şimdi bunu manevi hastalıkları şöyle düşünmek lazım. Mesela bir insan bakıyorsun, burnu akıyor, efendim gözlerinden yaş geliyor, burnu akıyor böyle. Grip olmuş.
Tamam. Grip olmuş. Bir haftadır yatıyor. Ama şimdi bir adam grip olmuşsa bu hayatının sonuna kadar ila nihaye ölünceye kadar bu adam grip mi yaşayacak? Grip onda sürekli olacak ve ondan sonra gripten mi ölecek? Şimdi nasıl madde hastalıklar gibi gelir işte hani doktorlar diyor ya ilaçla bir haftada geçer, ilaçsız 7 günde geçer. Öyle değil mi? Şimdi grip hastalığı gibi manevi hastalıklar da öyle. Bazen insan çeşitli sebeplerle fıtrattaki zafiyet, tazyik, bunalımlar, sıkıntılar, maddi problemler, işte problem, başta problem, işte problem, etraf çevre, yanlış anlaşılmalar, dedikodular, gıybetler, tezif ve tahkirler içerisinde insan ne yapar? Bazen sıkıntı içerisinde manen daralabilir mi? Daralabilir. İşte aynen grip olan bir insanın ila nihaye sürekli grip olmayacağı tıbben de vakalarla sabit olduğu gibi bir insanın düşüp sıkıntı ve hatta günah ve hatara girmesi gibi zaman aralığı içerisinde bazı nakıs ve noksanlı olabilir. İşte ehli hamiyete taalluk eden cephe nedir? Onu kurtarmaktır. Ona mu'in ve müzahir olmaktır. Onun eksikliğini tamamlamaktır. Biz her zaman söylüyoruz yani hakikaten mümin kimdir? Gedikleri kapatacak. Hakikaten mümin ya, sökükleri dikecek, sökükleri. Hakikaten mümin ya bak tenkit, tecessüs yerine üstad ne diyor? Tenkit etmeyiniz, yardım ediniz diyor. Yardım edecek. Ona mu'in ve müzahir olacak. Şimdi aynen bunun gibi yani mesela bir adam güçlü ve kuvvetli. Güçlü ve kuvvetli. Zaten adam götürüyor. Şimdi tıp dünyası kimi ayağa kaldırıyor? Bak, sendeleyeni, düşeni, dengesi bozulanı değil mi? Kendi hayatını devam ettirme noktasında sıkıntı olanları hayata tekrar gündeme döndürmek için gayret gösterdiği gibi demek her bir Müslüman manevi bir tabip manasında, manen bir tabip manasında onun hizmetini tekmil etmek, hata ve kusurlarını görmemek, onun elinden tutmak, onun hıfz ve muhafazası için çalışmak fevkalade ehemmiyetli, çok yüksek bir asalet, çok kıymetli bir vasıf ve sıfattır yani. İşte maalesef tabii insanlar buna bir düştü, bir tekme de ben vurayım manasındaki şey tatbikat çok yanlıştır yani. Bak giden bizden gidiyor ya. Giden bizden gidiyor bak. Onu bir şey etmek yani pamukla yaklaşmak lazım. Şimdi bir adamın gözü şişmiş böyle balon olmuş falan. Ya sen bu gözünü niye şişirttin diye bir daha vurursan gözü patlar. Şimdi gözünde arıza olana yumrukla yaklaşılmaz. Neyle? Pamukla yaklaşılır. Tedavi. İşte bu tedavi manasında bize düşen görev ve sorumluluk nedir? İnsanları, bu nokta çok önemli, insanları yargılamaktan ziyade insanları anlamaya çalışmak. Yani problemleri çözmek, ona mu'in ve müzahir olmak. Dostluk budur, sadakat budur. Hakiki insaniyet de budur yani. Cenab-ı Hak bu manada istatlarımızı açsın yani bak. Giden bizden gidiyor ya. Bizim bünyemizden gidiyor. Sahip çıkmak ya. Ona mu'in ve müzahir olma noktasından ya gayret göstermek lazım. Cenab-ı Hak bu manada teyakkuzumuzu ziyadeleştirsin. Ya. Hasbilik manasında, müzaharet manasında. Bir şey var, hadis var ya, bir Müslümanın imdadına koşmak, ya onun sıkıntılarını izale etmek. Dünyada bir Müslümanın sıkıntısını izale edersen de ahirette de Cenab-ı Hak senin sıkıntılarını ne yapar? İzale eder.
belki o mümine yaptığın yardımdan dolayı yarın cehennem ateşinden biz ne yapabiliriz? Kendimizi Allah'ın avniyle koruyabiliriz. Bu nokta fevkalade önemli. Hemen karalamak, hemen tezif ve tahkir etmek, hemen bak delil olmadan, hüccet olmadan, bak işte bugünkü medya değil mi? Bakıyorsun adam geliyor ya Müslüman bir insana, mütedeyyin bir insana iftira ediyor. Utanmadan, sıkılmadan, bak yalanla ya, bak yalan lafzı kafirdir ya. Gıybet ediyor, tezif ediyor, tahkir ediyor, bak, hakaretlendiriyor. O hakaret ne oluyor? Bugün kardeşlerle konuşuyorduk, yani usta diyor ya mesela bazen bir günah var ki, öyle insan bir günah işler ki, bakın beşer ona isim bulmamış. Şimdi düşün, şu medya var ya, bu medya belası. Şimdi bir insan televizyona çıksa ve bir bant doldursa, bir Müslümanın aleyhinde konuşsa, iftira etse, yalan söylese, bakın, bakın, 70 milyon o bantı dinlese, bak 70 milyon kadar o ne işlemiş? Gıybet işlemiş. Gıybet etti. Gıybet de neyi götürüyor? Kabul ve makbul ameli götürüyor. Her ahir zamanda insan diyelim 100 tane amel yapar, belki 100 taneden 20 tanesi, 30 tanesi, 40 tanesi kabul edilir, diğeri belki edilmeyebilir. Kabul ve makbul ameli götürüyor. Şimdi 70 milyon işitti, 70 milyon bak gıybette, yarın ahirette o 70 milyon gıybetin cezasıyla teraziye girecek. Başka? 70 milyon da değil. Çünkü bu televizyonlar efendim, bu kameralar ne oluyor? Sabit. Kıyamete kadar o bant yaşadığı müddetçe, döndüğü müddetçe o insanın bak cehennemini ne yapıyor? Ya ebedileştiriyor yani. Cenab-ı Hak muhafaza etsin yani. Onun için ya muin olmak, müzahir olmak, ya hizmetleri tekmil etmek, hata ve şahsı hata ve kusurları görmeden dinin ilası ve ifkası için çalışmak, ona fiilen onun elinden tutmak, bir de dua ile, istiğfar ve iltica ile, teheccüdlerde, seherlerde o kardeşimizin islahı, kemal ve istikameti içinde gayret gösterirsek, bu bak memnuniyet-i ilahiyeyi, Allah'ın rahmetini celbedecek çok güzel, mükemmel bir vasıftır yani. Çok güzel bir sıfattır. Allah bu manada içimize assın, istikametten ayırmasın. Münafıklar böyle vaziyetlerde kardeşlerin tesanüdünü ve birbirine karşı hüsnü zanlarını bozmak için derler. İşte o kadar ehemmiyet verdiğin zatlar adi, aciz insanlardır. Evet. Her neyse. Bakın şimdi burada Cenab-ı Hakk'ın bir adalet ve bir rahmeti var, değil mi? Eğer cennete girmek mutlak kemal manasında olsaydı, günah yok, hata yok, kusur yok, o zaman cennete ancak peygamberler girebilirdi. Ama Allah'ın rahmetine bakın, değil mi? Bir Müslümanın hasenatı seyyiatına, güzelliği çirkinliğine, ameli hata ve kusuruna galebe ederse, yani hukuk diliyle bir, burada bir şirket var, bir anonim şirket var. Sen o anonim şirketin %51'ini alırsan o şirket neyindir? Senindir yani. Yani aynı bunun gibi bir Müslümanın iyiliği, güzelliğine zerre miskal galebe kalsa, galebe etse, Allah o kulunu affediyor, cennetine koyuyor. Bak cenneti veriyor. Bak. Cenneti kazanmak için hasenat, seyyata galebe olursa cennete giriliyor. Cennet için geçerli olan bir kaide dünya için niye geçerli olmasın? Şimdi cennete giren insan sevilir mi? Sevilir mi? Sevilir. Cennete giren Müslümanla ebedi arkadaşlık var mı? Var. Ölçü ne? İyiliği kötülüğüne galipse ehli cennettir, sevilir. Bu ölçü ahirette geçsin de dünyada niye geçmesin? O noktaya nazardan ya, af ile ya, hata ve kusurları örterek muin ve müzahir olarak kardeşlerimize yardımcı olmamız lazım ve elzemdir. Cenab-ı Hak o manada bizi muhafaza etsin.
münafıkların ve şeytanların da şerrinden ehli imanı hıfz eylesin. Amin. El-Fatiha. Allah'a emanet.